Evet, burada şunu yapabiliriz. Akademi olacağı için kişiler olur. Akademinin top 3 kişisini burada sunabiliriz. Böyle bir şey yapılabilir. İnsan resimleri bulabiliriz. Resimler. Human photo template. 3 tane insan resmi. Ama tabii bunu kastetmiyoruz biz. Düzgün insan dedik mi, bu da neyse. Ünlülerden koyalım olmazsa. Ya da şöyle yapalım. Kaldıralım. Land page diyelim buraya. Ya da land diyelim. Ana sayfa. Bilgates. Başka. Biraz büyük. Kare olmasını istiyorum. O da değil. Boyut. Boyutlar hiçbirisi değil. 600, 600 var mı? Kare bir resim var mı? Var. Bu olabilir. İsmi görüntülü net değil ama başka buradan hangisi olabilir? Güzel gülen bir resim bulalım. Evet, bu olabilir mi? Bu olabilir. Bunu alalım. Evet. Şimdi burayı tamamladık. Bakın, bir circle'ın içinde resimler var. Biz bunu değiştiriyoruz. Circle'da olmayacak bu. IMG bölü Land bölü Bilgates CPG. Land'ı açarsak Steve Jobs JPG. Steve Jobs JPG ve burası. Bu da Türk Einstein. Böyle de yapalım, daha düzgün olsun. İsmiyle hitap edelim ama hep uzantılarda burada sıkıntı var. Şu uzantıları değiştirelim. JPG diyelim. Bunu da JPG diyelim. Oktay Sinanoğlu JPG bakalım. Bunlar güzel, gayet şık. Bilgesi sıkıntı var. Biltre Gates 2L ile.
Evet, akademi gibi düşünün. Akademimizin önemli kişileri burada yer alacak. Bu şekilde bir düşünce var. Küçük mü, büyük mü bilemiyorum. Ona bakarız. Bakın burada bir div var. Buna thumbnail dersem bunun nasıl olacağına bakın. Bence daha hoş oluyor böyle. Bakın. Thumbnail'ın içinde olduğu zaman biraz daha farklı. Benim hoşuma giden tarzda oluyor bunlar. Diğerine de aynı şekilde thumbnail diyeceğiz. Thumbnail. Thumbnail. Bunların yüksekliklerinde problem olduğu için sıkıntı oluyor. Biraz yazı çalacağız o zaman buradan. Bir satır çalsak eşitleniyor mu? Peki eşitlenmiyor. Burada eksik kalıyor. O zaman oraya biraz bir şeyler ekleyelim. Şimdi eşitlendim bakalım. Aşağı yukarı az bir şey eksiltelim. Resimle ilgili bir sıkıntı var. Yazı ile ilgili değil. Resim küçük herhalde. Ya da ben mi bir şey atladım? 140'a 140. Resim mi yetersiz geldi? Diğerleri biraz büyük, bu küçük mü? Ya da boyutu ile ilgili bir şey. Oktay Sinanoğlu diyelim. Buradan düzeltiriz şimdi. Hangi ülke değil? Araçlar herhangi bir zaman. Pardon. Görsellerden olacak bu iş. Tabi kare olması da önemli, gördüğünüz gibi anında hiçbir işe yaramıyor. Boyutu biz girelim 600'e 600, umarım istediğimiz gibi vardır bir şeyler. Tayseroğlu olarak yok. Beş 500'e 500. Hiç olmayabilir tabi, böyle bir sıkıntı var. 500'e 500'de. Burada üstünü silmişler. Bu güzel. Oktay Sinanoğlu'nun üstüne bunu yazarsak daha güzel çıkar. Evet, bakın üçü de benziyor. Tabi burası geçti bu sefer biz ekleme yaptığımız için. Şu eklenini kaldıralım. Daha da fazlaymış. Biraz daha keselim. Evet. Gayet güzel ama birbirine bitişik bunlar. Bunların arasında mesafe olması lazım. Bakalım neden mesafe var ya da yok. Margin bottomlar demiş. Pardon. Burayı bir seçelim. Marketing Kolaylıcı Karuzel'den belirlenmiş. Marketing.kolaylıcı 4'te margin'den düzenleme yapacağız o zaman. CSS Karuzel Marketing demeyelim biz buna. Şu marketingleri çevirelim. Margin left 10 piksel, top 0, right 10 piksel, bottom 20 piksel, left ise 10 piksel dersek şu satıra gerek kalmaz. Başarı profil. Replace all. Tamam. İndeks burada mı? Burada. Bu tamam. Niye bunun üstüne yazdı? Invalid property value dedi.
Margin left değil, pardon, margin olacak burası. Margin left değil, margin. Ben bir an left yazmaya kalkıştığım için sonradan onu unuttum. H4'te burasını o zaman kurtarmıyor. Margin right'lardan dolayı burada gidiyor. Thumb değil'in arasındaki boşluktan dolayı da burası kaybediliyor. Böyle bir sıkıntılı durum var. Bir tanesini 3 yaparsak uzar bu sefer de. Böyle bir bazen bootstrap'ta sıkıntılar çıkıyor. 3 3 3 dersek 9 yapar. Bakalım bunun sıralaması nasıl olur. Boşluk işi yine olmadı. Çünkü boşluk buradan geliyor. Biz kendimiz de bunu nasıl yaptık bir inceleyelim. Bizdeki boşluk sistemi nasıl? 3 tane olduğu için mi var? Bir bakalım. Biz burada thumbnail'ın içinde bir thumbnail yaptığınız zaman bakın. Burada belli bir kol elcinin belli bir boşluğu var zaten. Bunu siz thumbnail'ı içine alırsanız böyle bir durum oluyor. Hiç marjine gerek kalmıyor. O zaman geri alalım. Profil başarı profiline dönsün. Bunda sıkıntı yok. Başarı profili olsun ama şu tam ne yılları içeri alacağız. Böyle yaparsak 4 olmasında sıkıntı olmaz. Boşluğu görürüz bu sefer. Burada garip bir durum var. Şunu bir kaldıralım. Sorun tam nedir? Bir anlamaya çalışalım. Bakın boşluklar var. Burada bir problem var. Gördüğünüz gibi boşluklar otomatik geliyor. Ama sonuncusunda bir problem çıktı bu sefer de. Call LG4, LG4, thumbnail, div, imaj. Her şey normal gözüküyor. Bunu da kapsıyor gözüküyor. Bunun dibini kapatmamışız. İmaj kapatmış fark etmeden sistem. Evet, bu da bizi vakit kaybettirdi. Evet, az bir şey şu ortaya eklersek konu kapanır. Burası da sonlanmış olur. Biraz bir şey Steve Jobs'a yazı ekleyelim. Az daha. Bu yetmedi. Az daha yapacağız. Evet bakın üçü de güzel oldu. Şimdi bir sıkıntı yok. View details, view details, view details şeklinde geldiler. Belki burada çok az bir şey daha eklersek bir alta kayar.
Az daha gidecek herhalde. Burada boşluk var. Nokta var çünkü burada bir şey var. Virgülden dolayı o bir alta kayıyormuş. Bakın üçü de hizalanmış oldu.